St. Louis Fed Başkanı Bullard, Amerikan ekonomisinin bu yıl %6,5 oranında büyümesini beklediğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Saki, yarı iletken sektöründeki tedarik sıkıntısının Amerika Birleşik Devletleri için ulusal güvenlik sorunu olduğunu öne sürdü. Euro bölgesinde perakende satışlar Şubat'ta bir önceki aya göre %3 arttı. Beklenti 1.7 artıştı. Satışlar Ocak'ta %5.2 azalmıştı. İngiltere Merkez Bankası üyesi Tenreco, küresel ekonominin yeniden büyüdüğünü vurgulayarak üretimin ülke içine taşınması süreçleri küresel ekonomi için tehlike dedi. Türkiye'de işsizlik oranı Şubat ayında %13.4'e yükseldi. Aynı dönemde atıl iş gücü 1.2 puan azalarak %28.3, genç nüfusta işsizlik 0.4 puanlık artışla %26.9 oldu. İşsiz sayısı 250 bin kişi artarak 4.236.000'e çıktı. Türkiye'nin cari işlemler açığı Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre 1.2 milyar dolar artarak 2.6 milyar dolar oldu. Cari açık Ocak-Şubat ayında 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları Şubat'ta 273 milyon dolar giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ise 546 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Resmi rezervlerde 925 milyon dolar net artış gözlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde toplam 8.7 milyar TL borçlandı. 2 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz %19 oldu. 5 yıl vadeli TLF endeksi 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında dönemsel faiz %4.4 oldu. Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında muhtemelen faizi değiştirmeyeceğini tahmin etti. UniCredit'te Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında faizleri sabit tutacağını öngördü. Rusya 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye yapılan uçuşları kısıtlama kararı aldı. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda pazartesi gecesi itibariyle karşınızdayız. Yeni haftanın gündeminde şöyle yurt dışından başlayarak bakalım neler var. Önce Amerika ile Wall Street ile başlayacağız. Amerikan endekslerinde o rekor seviyelerin ardından yeni hafta başı itibariyle biraz düşüşler var. Hani çok sert satışlar yok ama hem Dow Jones hem S&P hem de Nasdaq endeksinde 3 endekste birden aşağı doğru geri çekilmeler görüyoruz. Ama bu geri çekilmeler %1'e bile varmıyor. Onun altını çizelim. Bir taraftan tabii Biden'ın bu hafta o yeni planı, yeni altyapı planı konusunda bazı kongre üyeleriyle görüşmeleri var. Bu planı hayata geçirmek için Biden'ın temaslarını izleyeceğiz ve 2 trilyonluk o paketi kongreden geçirmek konusunda temaslara başlıyor Biden. Faiz bu yıl artmaz mesajı kimden geldi? Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'dan geldi. 60 dakika programında konuştu Powell, CBS televizyonunda hafta sonu bu röportaj yayınlandı. Faizin hemen artmayacağını ve bu yıl muhtemelen artmayacağını net bir şekilde altını çizen bir Powell var. Tabii enflasyona ilişkin bildiğimiz söylemlerini tekrarlıyor. Enflasyon %2'yi geçse de bir şey olmaz. Hemen harekete geçmeyiz gibi. Amerikan ekonomisinin bir dönüm noktasında olduğunu, en büyük riskin bir kez daha yeni bir salgın dalgasının olduğu Powell'ın mesajlarından ortaya çıktı. Bu hafta bir kez daha konuşacak bu arada. Ne zaman? Çarşamba günü Washington'da ekonomi kulübünde bir konuşması var. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın, ama çarşamba günü çıkıp çok farklı bir şeyler söyler mi pek tahmin etmiyoruz. Coinbase'in değeri önemli, bu kripto cephesindeki o ilginç haber akışı gündem olmaya devam ediyorlar. Bir kripto borsanın değeri 2 Amerikan endeksinin toplamını geçmiş durumda. 100 milyar dolar değerlemeyle halka arz olmaya hazırlanıyor Coinbase. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu arada Bitcoin cephesinde 60 bin dolarına doğru yine hafta sonu yükseliş gördük. İçeriye döndüğümüzde bu haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankamızın kararı. Perşembe günü gelecek. Bizim anketten çıkan, yabancı kuruluşların beklentilerinde öne çıkan herhangi bir değişiklik faizlerde olmayacağı yönünde. Ama tabii bir sürpriz olur mu? Faizlerde bir indirim olur mu? Ya da bu son kur hareketi sonrası 7.20'den 8.20 hareketi sonrası yukarı doğru bir faiz simgesel de onun anlamda olsa da artışı gelir mi? Metin ne olacak? Gerekirse ek sıkılaştırma yaparız söylemi içinde yer alacak mı? 3 yeni PPK üyesi var. Sadece başkan da değişmedi. Dolayısıyla önemli bir toplantı Perşembe günü, bu haftanın dediğim gibi en önemli gündemi. Bir taraftan kur bugün biraz aşağı geldi. Gün içerisinde gitti geldi deyim yerindeyse, ama akşam saatlerine biraz daha değerlenen TL, Güney Afrika randı ile beraber bazı gelişmekte olan ülke para birimleri bugün itibariyle dolara karşı değer kazanıyorlar. Ama hani kur böyle piyasa falan diyoruz. Bir tarafta o temel makro değişimler noktasında cari açık verimiz geldi. Beklentinin üzerinde bir cari açık var. Şunu da ifade edelim, yani cari açıkla ilgili önemli bir yukarı doğru yıllıklandırılmış olarak baktığımızda hareketle karşı karşıyayız. Tam net rakamları ifade edeyim. 30 ayın en yüksek seviyesi 37.8 milyar dolar. Yani 38 milyar dolara yakın yıllıklandırılmış cari açık var. Bu senenin tahminleri 20-25 milyar dolarlık bir cari açıktı. Bu veri biraz daha yukarı doğru sanki zorlar mıyız diye soru işareti barındırıyor. Borsa İstanbul'da da satışın devam ettiğini, özellikle bankacılık endeksindeki satışında durmadığını hatırlatmış olalım. Birazdan iki değerli konuk bizler olacak. Murat Gülkan, küresel piyasalarda konuğumuz. Aynı zamanda sevgili Serhat Gürleyen de az sonra küresel piyasalarda konuğumuz olacak. Şöyle bir rakamlara bakalım. Nasıl bir tablo var efendim piyasalarda? Şöyle aktardıktan sonra sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL 8.15'te %0.3 aşağıdayız. TL güçlü. Euro TL'de de aynı oranda aşağı geliyoruz. 9.70'i görüyorum. Dolar endeksi sakin 92 seviyesinde. Euro dolar paritesinde de bir değişim yok. Yeni hafta başı itibariyle 1.19'da hemen üzerinde 1422, Euro 30 akşam seansında da yatay bir hareket var. Dolar TL'nin gün içerisinde grafiğine bakalım. Sabah saatlerinde yukarı gidiyordu dolar TL. Bakın şurada bir 8.20'nin üzerine doğru çıktık. 8.22.80, sonra aşağı geldik ve 8.15'lerde dengesini bulan bir kur var. Borsa İstanbul'da da satış. Yeni hafta başı itibariyle gün içi en düşük seviyeden kapandı borsa. %1.2 aşağıda 1375. Açılışta aslında yeniden 1400'e doğru hareketlenmişti ama koruyamadı o hareketi. Tahvil faizlerimiz 2 yıllıkta bir değişim yok. 10 yıllık tahvil faizimiz biraz aşağı geldi. Merkez Bankası'nın toplantısının olduğu haftada 18.2. Amerikan 10 yıllıklarında yukarı doğru bir hareket var. 1.67'ler. 1.66'lar bakın, 5 yıllık ve 2 yıllıklar da yukarıda. Hala 1.70 seviyesinin altında olduğumuzu da hatırlatalım. Yani kopup gitmeyen bir ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.70'in altında seyrediyor. Ons altın ekranlara gelecek. Ons'ta bugün aşağı 13 dolar, 1730 dolara indik. Gram altında 453 lira. Hem ons altın aşağı geliyor hem de dolar TL. Dolayısıyla 453 liraya kadar inmiş durumda. Bitcoin hafta sonu yine hareketliydi. 60 bin doların üzerindeydik. Şu an çok yakınız. 59.960 dolar. Petrol fiyatları da sakin. 60 ve 63 dolara yakın Amerikan tüpü ve Brent petrol. Avrupa endekslerinde yön genelde efendim aşağı. İtalya'yı hafif dışarıda bırakırsak endekslerde satış vardı. Amerikan endeksleri de haftaya satışla başladı. Çok sert değil. Girişte de söyledim. %0.3, 0.5. Nasdaq biraz daha teknoloji cephesi satışıyor. 13.800'lerde ve S&P 500'de de 4122 seviyesiyle %0.16'lık bir düşüş var. Efendim piyasalardaki son durumu paylaştık. Ben şimdi konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. Serhat Gürleyen bu akşam bizlerle. Serhat Bey hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Ve Murat Gülkan bizlerle. Murat Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Murat abi ben izninle önce Serhat abiden başlayacağım. Adresimiz ekranlarda Bloomberg HT. Twitter'dan izleyicilerimize sorularını bizlere iletebilirler. Yurt dışıyla Serhat Gürleyen başlamak istiyorum. Konuşan Fed Başkanı ve bu sene faiz artırmayacağım bir Fed diye görüyoruz. Çarşamba günü Powell bir kez daha konuşacak. Fed tarafında, faizler tarafında nasıl bir bize sinyal geliyor? Nasıl söylemler var? İstersen bununla başlayalım. Yani Fed hastalık, salgın tam anlamıyla kontrol altına alınmadan ve Amerika istihdam kaybını yerine koymadan faizleri artırmayacak. Bunu net bir şekilde söylüyor. Varlık alımı tarafı daha az gündemde, fazla konuşulmuyor. Aşılanma belli yüzdeye geldikten sonra varlık alımının başlanması, varlık alımına ara verilmesi ya da azaltılması daha doğrusu gündemde olabilir. Bizim ana senaryomuz bunun üzerinde. Her halükarda 2013'te olduğu gibi ilk sinyalden sonra en azından 6 ila 9 aylık bir süre sonra eyleme geçecektir FED. O yüzden Haziran ayında, belki sonbaharda en geç bu sinyali vermesi lazım diye düşünüyoruz. Faiz tarafı biraz daha uzun. Bir sonraki senenin sonunu bulabilir. 2023'ü olabilir. Orada biraz daha bence yerimiz var. Önce tahvil alımlarını azaltma sinyalini verir diyor Serhat Gürleyen. Şunu da bir ekranlara getireceğim. Fed'in bilançosu 7.7 trilyon dolara ulaşmış durumda efendim ve salgın sonrasında Mart'tan sonra bir anda 3 trilyon dolar birden yukarıya gitti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in bilançosu. Bu akşam Bullard'ı dinledik Murat Gülkan ve dedi ki nüfusun %75'i aşılandığında biz tahvil alım programında azaltımı artık konuşabiliriz. Yani tahvil alım programında azaltımı aşılamaya o nüfusun genelindeki herhalde işte kitlesel bağışıklık mı ne denir %75'in aşılanması ona bağlayan bir Bullard var. Powell'dan çok farklı mesaj yok. Bu yıl faizi artırmayız muhtemelen diyor. Sen nasıl görüyorsun? Tabii aşıyla faiz seviyeleri arasındaki ilişkiyi esasında dolaylı birbirini etkileyen iki unsur gibi olsa da biliyorsun Amerika'da bu sefer enflasyonun gerçekten bir yükseliş gösterebileceğine dair belli bir endişe var. Bunun mantığı da şöyle gidiyor. Aşılanma sayesinde tekrar ekonomi açıldığı zaman zaten bir birikmiş talep ile insanlar sokağa çıkacak. Bir de malum tarihin en büyük mali teşvik paketlerinden bir tanesi belki en büyüğü açıklandı. İşte 2.2 trilyon dolar zaten harcama niyetiyle sokağa çıkan insanların cebine 2.2 trilyon dolar para konacak. Acaba bu sefer enflasyonda bir kalıcı yükseliş görür müyüz diye bir soru var. Fed de buna karşı şunu söylemeye çalışıyor. Biz az önce Serhat'ın bahsettiği gibi 2013 yılında ilk enflasyon kıpırtılarına biraz erken tepki verdik. Hatırlarsan o zaman bu taper tantrum denen Türkiye'nin de çok olumsuz etkilendiği bir süreç yaşanmıştı. Bu sefer aynı hatayı yapmayacağız. Önce gerçekten virüsün bittiğinden emin olacağız. Bu işte %75 aşılanma kriteri oradan geliyor. Ayrıca da bugünkü açıklamalarda değil ama birkaç gün önce şunu da söylüyordu. Eğer enflasyon yukarı yönlü bir sürpriz yaparsa bir kere biz bunun geçici olup olmadığına daha dikkatli bakacağız. İki, enflasyon yükselirse bizim bununla mücadele edecek yeteri enstrümanımız, tecrübemiz, birikimimiz var. Bizim zaten bütün tarihi misyonumuz enflasyonla mücadele üzerine kurgulanmıştı. Bizim daha az alışık olduğumuz ve daha fazla korktuğumuz hadise bir deflasyonla mücadele etmek. Onun için hani bir parça yukarı yönlü toleransımız, yukarı yönlü kendimize tanıdığımız hata payı daha yüksek olacaktır. Bunun sonucunda da çok büyük ihtimalle bu sene faiz arttırmayız mesajını veriyor. Evet. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri Serhat Gürleyen bunu sormak isterim. En çok önceki aylarda piyasayı tedirgin eden, gelişmekte olan ülke kurları üzerine de baskı kuran cepheydi. Şimdi 1.70'in işte üzerlerine çıktı sonra aşağı doğru geldi ve şöyle yorumlar var. Yapacağı hareketin büyük bir bölümünü yaptı ama yine de birçok yabancı kurum ikinci çeyrekte %2'ye ulaşabilir diye tahmin ediyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faiziyle ve bize etkisi itibariyle tabii daha çok o yüzden sormak istiyorum. Korkulan dönem geçti mi yoksa Barış hala bu tartı ciddi bir risk var. Bu 2'ye doğru giderse ikinci çeyrekte bizim için, gelişen ülkeler için ciddi bir risk olur diyebilir miyiz? Halen risk devam ediyor. Biz 1.75'te kalmasını ya da altında kalmasını bekliyoruz. Ama bu birkaç aylık bir tahmin ya da en fazla sene sonuna kadar olan bir tahmin. Yükselmeye devam edecek sonra. Enflasyon yükseldikçe hatta enflasyondan daha önce 10 yıllıklar artacak. Aslında 10 yıllıkların artmasını hayatın normalleşmesinin parçası olarak görmek lazım. Tek sorun Türkiye Amerika'nın büyümesinden yararlanmıyor. ama Amerika'nın büyümesinin hızlanmasının yarattığı maliyetin tamamını ödüyor. Biz emtia fiyatlarının artmasından zarar görüyoruz. Amerikan dolarının güçlenmesinden zarar görüyoruz. Faizlerin artmasından zarar görüyoruz. Ama Amerika ile olan ticaretimiz çok sınırlı. Avrupa'ya entegreyiz. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye üzerinde Amerikan 10 yıllıklarının faizlerinin artmasının etkisi daha fazla. Biz geçmiş veri üzerinde çalıştık. 1998 ile 2021 arasındaki bulduğumuz şey yalnız başına 10 yıllıkların artması tehlikeli ama Fed'in faiz artırmasıyla ya da Amerikan dolarının güçlenmesiyle, Amerikan dolarının gülümsemesiyle birlikte olursa etki daha yıkıcı oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki. Murat Gülkan, aynı soru. Amerikan 10 yıllık tahvil faizindeki biraz olsun 1.70'lerin altı herhalde artık kabul edilebilir. Hem işte Amerika gelişmiş taraf için hem de bizim taraf için böyle diyebilir miyiz? Böyle tabii sakin kalırsa. Evet ama hani bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ondan sonraki gün, ondan sonraki dönem çok büyük ihtimalle Amerikan büyümesinin etkilerini piyasalarda görmeye başlayacağız. %6,5 diyor Bullard. İnanılmaz yüksek rakamlar değil mi hocam? Evet. Yani Türkiye'den daha hızlı büyüyen Amerika var. Ve unutmayalım yani 20 trilyonluk bir ekonomi %6. Ama bu kabul edilemez. Murat Gül. O da evet. Yarın olamaz. Evet. Yani bunun yani bir ilave 1.2 trilyon gayri safi milli hasıladan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin neredeyse 2 katı kadar bir senede büyümeden bahsediyoruz. Bu tabii hem emtia fiyatlarını hem de sermayenin maliyetini arttıran bir gelişme. Türkiye'de bunların ikisinin de ithalatçısı. Dolayısıyla bundan olumsuz etkileniyoruz. Yani Serhat'ın çok az önceki ifadesi güzel bir ifade oldu. Yani Amerikan büyümesinin bütün maliyetlerini ödüyoruz ama bundan bir fayda sağlamıyoruz. Burada tabii şöyle bir ironik yarı şaka yarı ciddi tespiti yapmak lazım. Amerika'nın büyümemesinden de pek yararlanamadık geldiğimiz duruma bakınca. Onun için bizim tabii bu Amerika'nın... Amerika'da bize yaranamıyordu. Ben bir daha araya gireceğim. Yani biz maalesef işte dünyada yani gökten bedava dolar yağan bir dönem geçirdik. Yani tarihte bir daha bu olur mu bilmiyorum. Ona rağmen hani bulunduğumuz noktadan herhalde hiç kimse pek memnun değildir. Çünkü tabii bu etkiler dışında bizim büyümemizi, refahımızı, huzurumuzu, istikrarımızı etkileyen pek çok başka faktör var. Dolayısıyla hani Amerikan büyümesi bizim kontrolümüzde değil ama biz kendi kontrolümüzde olan konuları daha akıllı bir şekilde ele alsak gene bunun faydasını görürüz. Peki buradan hemen Serhat Gürleyen'e bu küresel hisse senedi hareketi onunla devam etmek istiyorum. Yavaş yavaş oradan artık Türkiye'de geleceğim. Rekor seviyeleri gördük geçen hafta. Bu hafta biraz aşağı doğru geldi. Bloomberg'ün bir küresel hisse senetlerine ilişkin grafiği var. Orada yine rekorlardayız. İşte geçtiğimiz haftalarda yine Avrupa endeksleri rekordaydı. S&P, Dow Jones birçoğu rekor kırmaya devam ediyor. Bu olumlu hava Serhat Gürleyen bize nasıl yansıyor? Yansıyor mu yoksa az önceki bu hani ne Amerika'nın büyümesi ne Amerika'nın daralması yorumunda olduğu gibi biz buralardan etkileniyor muyuz, etkilenmiyor muyuz merak ederim. Yani şu ana kadar bir etki yok. Hatta olumsuz bir etki var. Dünya yükselirken biz düşüyoruz. Zaman zaman ümitleniyoruz. Yükselecek miyiz? Dünya yükseliyor, yeni zirve var. Artık dönüp bizi de alırlar mı diye. Ama gördüğümüz yabancı yatırımcı tutmayı sürdürüyor. Üstelik Ankara'dan zaman zaman yabancı yatırımcının hoşuna gidecek bir söylem de geliyor. Merkez Bankası toplantısında. Merkez Bankası beklentilerin tersine demeyeyim ama beklentilerden daha iyi, daha pozitif bir tablo çizdi. Daha sıkı bir para politikasının sözünü verdi, işaretini verdi en azından. Ama bir şekilde yabancı yatırımcı ikna olmuş değil ve yükselişleri satış yönünde kullanıyor bizim gördüğümüz. Maalesef dünya borsalarındaki yükselişe rağmen içeride daha yüksek bir kur, daha yüksek bir faiz, daha yüksek enflasyon ve bunun sonunda bir süre sonra daha düşük büyümeyle yeni bir denge yakalayacağız. Türkiye'nin fiyatları ucuz ama ucuz olmamız yabancı yatırımcının alması için ya da piyasanın yükselmesi için yeterli değil. Pahalı malı almayı tercih ediyor yatırımcı, daha güvenli gördüğü için. Serhat Gürleyen, şunu soracağım. Neden, yani çok net sormak isterim, senin de net yanıtlayacağına eminim. Neden yabancı yatırımcı TL varlıkları bu kadar iskontolu diyoruz, ilgi göstermiyor? Yani böyle sıralasak, temel nedenleri belki söylesek ne deriz, nasıl anlatırız? Ya önünü göremiyor. Türkiye'nin uyguladığı politikaları anlayamıyor. Çok ani, sert dönüşler yapıyoruz. Yüksek faiz artışları yapıyoruz. 3 gün sonra görev değişikliği oluyor. Farklı politikalara geçilebileceğinden sinyaller veriliyor. Sonra reddediliyor vesaire. Yabancı yatırımcı önünü göremiyor ve önünü göremediği yerde yatırımcı en kötüyü varsayıyor. Ve ya bu piyasaya yatırım yapmıyor, yatırım yapanlar da pozisyonunu azaltıyor. Bir de önünüze Türkiye'nin geçmiş 10 yıl verilerini koyup, piyasa performansını koyup, bu Amerika ile karşılaştırırsanız bir piyasanın standart sapması daha düşük, oynaklığı daha az, yukarı yönlü bir trend var. Yıllık yaklaşık %12-13 getiri sağlamış Amerikan doları bazında. Öbür piyasanın oynaklığı çok fazla ve geçtiğimiz 10 yılda %11-12 kaybettirmiş. Ülkelerin adını unutun, uzaydan bakıyorsunuz. Hangi ülkeye yatırım yaparsınız burada? Düz finans mantığında düzenli yükselen, oynaklığı daha az olan yatırım aracına yatırım. Maalesef Türkiye iyi örnek değil, burada kötü örnek ve çok kötü bir, şu ana kadar geçmiş 10 yıl en azından böyle bir performansınız var. Bunu ortadan kaldırmak için de ilave çalışmamız lazım. Çok daha fazla çalışmamız lazım yatırımcının güvenini kazanmamız için. Peki Murat Gülkan, yabancı yatırımcının işte Türkiye algısı dedik. Son Merkez Bankası Başkanı görevden alımı sonrası ciddi bir yabancı çıkışından söz ediliyor. Zaten Merkez Bankamızın haftalık verilerinde de ortaya çıkıyor bu. Sen nasıl görüyorsun? Serhat abi önünü görmekle ilgili bazı sorunlar olabilir diye ifade etti. Senin buradaki bakışın, senin konuştuğun yabancılar, yani biz daha burada sıcak paradan herhalde söz ediyoruz. İşte borsaya, tahvile gelen giden parayla ilgili. Ne dersin? Yani tabii böyle hani sıcak para deyince hani çok makbul olmayan bir sermaye girişi türünden bahsediyoruz ama sermayenin hiçbir türlüsü şu anda Türkiye'ye fazla itibar etmiyor. Buna yabancı yatırımcıları bırakalım, yerli yatırımcılar da dahil. Yani biz bırakın yabancıyı ikna etmeyi, işte yurt içindeki yerleşiklerin yabancı para mevduata olan ilgisinde herhangi bir azalma yok. Aynen devam ediyor. Son 10 yıla baktığımız zaman örneğin BIST 100 endeksi son 10 yılda dolar bazında %63 değer kaybetmiş durumda. Bu toplam getiri endeksi üstelik, yani temettü dahil. Bu dönem boyunca yaygın şehir efsanesinin aksine Türkiye'de reel faizler çoğunlukla ya küçük pozitif ya da negatif olmuş. Yani enflasyonun az üstünde veya çoğunlukla altında olduğu bir dönem geçirmişiz. Aynı döneme baktığınız zaman ekonomimiz büyümemiş. Ekonomimiz 10 yılı aşkın bir süredir işte 700 milyar dolar civarında, hatta şu an biraz daha altında takılı kalmış durumda. Yani 10 yıl boyunca dolar bazında gayri safi milli hasılasını büyütemeyen, işte borsasının işte neredeyse 3'te 2 oranında değer kaybettiği bir ortamda, bu senin de bahsettiğin hani son görev değişiklikleriyle beraber tabii öngörülebilirlik iyice azalmış durumda. Yani malumun ilanı olacak ama yani yeni Merkez Bankası Başkanımızın yani bütün iyi niyetli çabalarına işte yani yatırımcıların normal şartlarda pozitif karşılayacakları açıklamalarına karşın tabii bütün bunları aşan herkesin tepesinde bir demokrasinin kılıcı gibi duran büyük bir soru işareti var. O da Merkez Bankası yönetiminin bu söylemlerin ne süreyle arkasında durabileceği doğal olarak büyük bir belirsizlik arz ediyor. Onun için yani yönetimin yaptığı bu açıklamalara güvenerek yatırımcıların fazla bir pozisyon değişikliği yapmamasını doğal karşılamak lazım. Evet. Murat abi, senin ifade ettiğin şöyle Bloomberg termlerinden tüm endeksler son 10 yıl dolar bazlı grafiği koyduğumuzda haklısın söylediğin şu artık hangi borsa bilmiyorum, General Market Index CSE diye o %94 kaybettirmiş. Tüm dünya endeksleri bu arada. Lusaka borsası endeksi %73 kaybettirmiş. Dolar bazında neresi pardon? Lusaka cehaletimi mazur görürüz. Lusaka neresidir? Vallahi bilmiyorum. Şöyle Pakistan falan diyeceğim ama şöyle ben Google'dan bir arkadaşlarım da yardımcı olur. Ben de bakarım. Yani kendimizi bunlarla kıyaslamayalım. Afrika Zambiya. Doğru değil mi arkadaşlar? Zambiya endeksiymiş. Özür dilerim. Zambiya endeksinden sonra %67 ile BIST 30 endeksi geliyor. Son 10 yılda dolar bazlı dünyada en çok kaybettiren 3. endeks. Sonra Kolombiya endeksi, sonra BIST 100 %60 dünyada en fazla kaybettiren 5. endeks son 10 yılda. Laos geliyor. Üstümüzde Laos var, sonra Bovespa var. %50 kayıpla. Tablo bu. Ekranlara bir baki atılalım, değerlendirmesini getirelim borsa ilişkin. Sonra biraz Merkez Bankası, biraz sanki Murat Gülkan da girdi ama söylemler ne yapabilir, nasıl karşılanır onu konuşacağız. Son dönemlerde endeksi yukarıda tutan sektörlerden birisi de otomotiv ve beyaz eşyaydı. O tarafta da satışlar başladı. Dolayısıyla endeks üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde biraz daha artmasını bekleriz. Perakende çünkü gidebileceği yere kadar 3 aşağı 5 yukarı gidiyor. Ama devamında yan sektörler buna eşlik etmeyince pek yapabilecek bir şey kalmıyor. Zaten piyasa tarafına baktığımızda biraz keyifsizlik var. Endeksin şu 1425'in üzerine çıkamaması, oralarda kalamaması, çabuk bir şekilde 1400'ün altına gelmesi, işlem hacmindeki düşüş ki buraya baktığımızda da işte demek ki hisse senedi tarafında bahar dönemi geride kaldı. Bundan sonraki süreçte mevcutlarla idare edecekmişiz gibi gözüküyor. Buna şeyin yanında halka arzı talebi de koyabilirsin. Biraz oradan da para çıkışı var. İki tarafta baktığımızda da krediler tarafında öz kaynak oranının %35'in altına düştüğü zamanda ne oluyor? Sen diyorsun ki kaynağını tamamla. Kaynağını tamamlayı da nereden yapıyorsun kredili işlemlerde? Kârda olduğun sektörler üzerinden gidiyorsun. Şimdi baktığında otomotiv ve beyaz eşya sektöründe 1-2 hisse dışında hepsini zaten ciddi primler elde ettin. Dolayısıyla orayı da realize edince İşin rengi biraz farklılaşmaya başlıyor ve bu da beklentileri bozuyor. Beklentileri toparlayabilecek tek enstrüman da şu kompozisyonda. Çünkü yurt içi iyi de olsa bir satış baskısı yedik, kötü olsa da satış baskısı yedik. Görüntü itibariyle Merkez Bankası'na kilitlenmiş durumda. Bu arada en sondaki o General Market Index Güney Kıbrıs Rum Yönetimi endeksiymiş. Onu da arada baktık. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi endeksi, Zambiya endeksi, sonra BIST 30, sonra Kolombiya, sonra Borsa İstanbul endeksi geliyor. Son 10 yıldaki kayıplar anlamında. Serhat Gürleyen, Merkez Bankası toplantısı Perşembe günü. Bizim anketimizden herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde bir sonuç çıktı. Siz herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Ve Merkez Bankamızın kararı ve para politikasının metni, İşte gerekirse eksiklaştırma yaparız yapmaz, bunun metinde yer alıp almayacağı, bunun Borsa İstanbul'a etkisi, bankacılık endeksindeki devam eden satış. Yani çok soru var ama önce istersen ne yapar Merkez Bankası ve ilk etki ne olur onunla başlayalım efendim. Buyurun. Faiz artırmasını ya da azaltmasını beklemiyoruz. Enflasyon verileri maalesef önümüzdeki yaklaşık 6 ay için kötü. Yani 1 ay 2 aydan bahsetmiyorum. 6 ay için kötü. Dünyadan kaynaklı riskler var. Türkiye kaynaklı riskler var. İşte kuraklık var vesaire, bir yanı şey. Bir şey sorabilir miyim Serhat abi? Tabii bu uzaktan, evet, böyle zor oluyor ama bu 6 önümüz enflasyona ilişkin beklentilerimiz önümüzdeki 6 ay ilişkin kötü derken bu mesela 1-2 ay önce de böyle 6 ay ilişkin kötü müydü? Yoksa biraz bozuldu mu yani? Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de çünkü bozumlu olmuş, son veride görüyoruz. Yani bir ay önce ben sana sorsaydım ya Barış önümüzdeki 2-3 ay enflasyona ilişkin görünüm kötü deyip bırakır mıydın? Şimdi 6 ay sanki biraz daha uzadı mı? Sürenin uzamasından daha yüksek bir seviyede plato yapacak. Çünkü yeni bir kur şoku yedik. İlave %10'luk, 11'lik bir kur şoku yedik ve maalesef böyle ortamlarda buradan enflasyona geçişkenlik artıyor. Yani biz iyi zamanda %10 derdik, 15 derdik. Şimdi 20 diyoruz, 25 diyoruz. Daha fazla diyenler var. Bu IMF Dünya Bankası toplantılarında farklı ülkelerin Merkez Bankası başkanlarını vesaire dinleme şansımız oldu. Yani bu geçişkenliğini %7-8 olarak hesaplayan merkez bankaları var. Çok daha rahat elleri. Türkiye'de böyle değil artık. Büyüme de iyi ve üretici fiyatlarında ciddi bir artış var. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında halen geniş bir makas var. Dolayısıyla enflasyonda maalesef önümüzdeki 6 ayda daha yüksek bir plato olacak. Sonra daha yavaş azalacak. Merkez Bankası'nın söylemi elbette önemli. Merkez Bankası bizim için önemli bir kurum. Her dediğini, her yazdığını dikkatle okuyacağız. Ama piyasa etkisi eskisine göre daha az. Yani FED konuştuğunda oluşan piyasa etkisiyle bizim Merkez Bankamız konuştuğunda oluşan piyasa etkisi, iç pazardan bahsediyoruz. Yani kendi piyasamızdan bahsediyoruz. Maalesef daha farklı. O yüzden piyasada kısa vadede Merkez Bankası'nın söyleminden bağımsız başka sorunlarımız var. Ve satış baskısı devam edebilir. Buna karşı yapacak bir şeyimiz yok. Daha yüksek bir kur, daha yüksek bir enflasyon, uzun süre yüksek kalacak bir faiz ve daha düşük bir büyümeyle yeni bir denge yakalayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Peki. Yani ekonomide bir yara var ama ölümcül bir yara değil, ciddi bir yara değil bu. Hayatımızı sürdüreceğiz. Peki, sevgili Murat Gülkan'a döneyim. Aynı şey aslında Serhat abi de ifade etti. Yani söylem, piyasanın çok memnun olacağı bir söylem belki de. Hoşuna gidecek bir söylüyor ama bunu biz piyasada olumlu pek fiyatlanmadığını gördük net bir şekilde. Hem bu söylemler Murat Gülkan neden pek çok daha iyi fiyatlanmıyor? İkincisi şunu söyleyeyim, bizim bu perşembeki toplantıda Merkez Bankamızda ne gibi bir sonuç çıkabilir? Senden bir değerlendirme rica edeyim. Tersten başlayalım. Bu perşembe ben herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi de ilk yaptığı toplantılarda zaten faizi indirmeyeceği, yani yaygın beklentinin veya endişenin aksine faizleri indirmeyeceği şeklinde yorumlanabilecek ifadeler kullandı. Piyasanın tabii Merkez Bankası'nın bu yönlendirmesine niye daha fazla itibar etmediğini az önce konuştuk. Yani bunun ne kadar süreyle arkasında durabileceği konusunda doğal olarak soru işaretleri var. Çünkü Merkez Bankası yönetimleri çok sık değişiyor ve herhangi bir açıklama olmadan bu gerçekleşiyor. Bir de şu hususa dikkat etmek lazım. Şimdi enflasyon anketlerinde beklentilerde belli bir bozulma göze çarpıyor. Tabii piyasanın enflasyon beklentilerinin ne olduğu konusunda bu anketler eldeki donelerden bir tanesi ama tek emare bu anketlerdeki sonuçlar değil. Hatta bu anketleri zaman zaman biraz ihtiyatla değerlendirmekte fayda var. Çünkü çoğunlukla bu anketleri dolduran aktörler ile risk alan varlık fiyatları üzerinde doğrudan alım satım kararlarıyla etkili olan kişiler aynı kişiler değil. Bu birincisi. Yani tabiri caizse anket doldurmak bedava Ama o anketteki beklentilere göre gidip işte bir örneğin bono almak bedava değil. Böyle baktığımız zaman yani piyasadaki fiyatlamalarda yani enflasyon konusunda daha farklı zımni işaretler görüyoruz. Mesela uzun vade 10 yıllıktan biraz daha açalım bunu. 10 yıllık tahvil faizinde 18'lerin üzerindeyiz. Yani bir tanesi bu. İkincisi tabii bu yaşanan olağanüstü dönemlerden sonra tahvil piyasasındaki likidite de düştü. Yani oradaki fiyatlamanın ne kadar sağlıklı olduğu da bir soru işareti. Mesela TLF belki daha iyi bir ölçü veya işte uzun vadeli işte swap eğrisi daha iyi bir ölçü. Az önce belirttiğimiz gibi yurt içinde yerleşiklere baktığımız zaman hiç böyle bu yani %13 enflasyon bekler gibi bir halleri yok. Yani 13 enflasyon 19 faiz var. Niye kimse o zaman dolar bozmuyor? Belki en önemli konu burada biliyorsun para politikasının ana aktarım kanalının yani işte kredi maliyetleri üzerinden işte tüketimi cesaretlendirmesi veya dizginlemesi olması beklenir. Şu anda iç piyasaya baktığımızda çok yüksek bir tüketici talebinin devam ettiğini görüyoruz. Yani pek çok sektörde işte yani beyaz eşya, otomotiv, otomobilde rekorlar kırıyoruz. Evet yani tüketici adeta koşuyor. Yani enflasyon yüksek veya yükselecek. Bu faizler hala iyidir der gibi davranıyor. Dolayısıyla dediğim gibi sadece bir de anketler anonim değil. Yani anketlerde kimin ne enflasyon beklentisi ifade ettiği de biliniyor. Dolayısıyla sadece anketlere değil bir de insanların gerçek kararları nasıl verdiklerine de bakmak lazım. Bu anlamda baktığımızda yükselmiş faiz seviyesine rağmen para politikasının istenen yani ne kur kanalıyla ne tüketim kanalıyla ikisini de üzerindeki etkisinin de azaldığını görüyoruz. Bu da dediğim gibi yani bunun sürdürülebilirliği ile ilgili soru işaretlerinden kaynaklanıyor. Murat abi şunu soracağım. Senle devam edip. Burada bir sürpriz olur mu? Yani izleyicilerimize şu sürpriz yapıp bir faiz indirimi ya da faiz artışı yapar mı diyen izleyicilerimiz var. Bir bu. İkincisi sonrasında ne olacak? Bir önceki programımızda Profesör Doktor Fatih Özatay konuğumuzdu. Fatih Hoca dedi ki ya Barış bu toplantı hani beni pek açıkçası heyecanlandırmıyor. Hani pek böyle çok büyük bir ilgimi, merakımı da cezbetmiyor. Sonrasında ne olacak? Öbür ay ne olacak? Bir sonraki ay ne olacak? Bu daha önemli dedi. Neden? Çünkü artık o zirvenin enflasyonda 17'ler değil 18'lerin üzeri olabileceği konuşuluyor. Şu an politika faizimiz 19. Hani buradan sonra gerektiğinde gerçekten eksiklaştırma öyle bir sınavla karşılaşmayla kaldığında Merkez Bankası adım atar mı atmaz mı? Burada belki bir soru işareti var ve bu yani biraz daha ileriye dönük ne düşünürsün ve bir sürpriz yapma ihtimali için ne dersin? Aşağı ya da yukarı yönlü. Yani tabii sürpriz tanım gereği beklenmeyen bir şey. Onun için yani sürpriz bekliyorum bir kendi içinde çelişkili bir oksimoron ifade olacak ama iddialı olur diyorsun. Dediğim gibi yani bugün enflasyonun işte yaklaşık 19'larda zirve yapmasını bekliyoruz. Yani geriye dönük 12 aylık enflasyon %19'lara yükselecek. 12 ay önce faiz neredeydi? 9'lar civarındaydı. Demek ki yani işte bir sene önce %9'lar civarından Türk lirası yatırım yapan kişiler eksi 10 puan negatif reel faiz kazanmış. Şimdi bu hataların, bu belirsizliklerin bir risk primi olarak fiyatlara yansımasını bekleriz normal şartlarda. Yansımadığı takdirde de işte başka yerlerde başka şekilde bu isteksizliğin ifade edildiğini görüyoruz. İşte bu da dediğim gibi yani ne yerli ne yabancı arzu ettiğimiz ölçüde TL varlıklara yatırım yapmıyor şu anda. Peki ben nasıl sorayım? Sürpriz olarak sormayayım madem bu oksimoron çıkışı sonrası. Hayır ben hiçbir şekilde bir arttırımın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Serhat abi sen ne dersin? İndirim herhalde olmaz çünkü açık söyledi Sayın Başkan Bloomberg'e verdiği röportajda. Hatta ne bu toplantı ne de önümüzdeki toplantılar için bir indirim yanlış algı var piyasada. Bu doğru değil vesaire diye çıkışı oldu röportajında. Bu toplantıda bir sürpriz ve sonraki toplantılara ilişkin bir belirsizlik var mı sence? benim kafamda çok net faiz indirimi olmayacak. Önce enflasyonun biraz inmeye başladığını göreceğiz. Daha sonra Merkez Bankası faiz indirecek. Tersini yapmak şu anda bir yangın var, üstüne benzin dökmek gibi olur. Bir anlamda olmaz. Faizlerin inmesini çok istiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı da var. Ama maalesef bunun yolu önce yeniden piyasaların güvenini kazanmak, enflasyonu kontrol altına almaktan geçiyor. Peki, o zaman izninizle bir araya gideceğim. Buradan Işık Kökte ve Mehmet Erten'e de selamlar. Onların da size selamlarını iletmiş olayım. Sinan Hoca, Sinan Aç'ın bir ara sonrasında burada devam edeceğiz. Özellikle bu ne işte ne de eğitimde olanların oranına baktığımızda da çok yüksek düzeylere, yani %30'lara yaklaşan bir oran görüyoruz. Şimdi bu niye böyle diye baktığımızda da özellikle gençlerde iş bulma ümidinin kaybolmakta olduğu bir tablo karşımıza çıkıyor. Özellikle de bir yıl ve uzun süredir iş arayanların oranında da yine %30'u aşan bir düzey karşımıza çıkıyor. Bu ciddi bir problem. Dolayısıyla bir sefer bir sektörel değişim gerekiyor. Okullaşma oranı arttıkça işsizlik de azalır diye, ama her ülke için aynı şey söz konusu değil. Niye farklılık var diye baktığımızda da aslında tamamen sektörel yapıyla ilgili bir şey bu. Yani şimdi biz bir taraftan evet yetenek açığı diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani ne diyor sektör temsilcileri? İşte sektörün ihtiyacı olan donanıma sahip olarak mezun olmadıkları için iş bulamıyor insanlar. Aslında bizim işçiye ihtiyacımız var, çalışana ihtiyacımız var. Bu bir yönü, kısmen doğru. Ama diğer tarafta da şu var. Gençlerin bilgi, beceri, yetenek ve gelecek tahayyülüne uygun olarak acaba sektörler dönüşmüş durumda mı? Yani bahsettiğimiz kuşak Z kuşağı, alfalar geliyor. Peki bizim mevcut geleneksel sektörlerimiz bu yeni kuşakları kucaklayabilecek dönüşümde mi? Kaldı ki sadece bu hani yurt içerisinde o yeni gençlerin ne kadar istihdam edileceği veyahut da istihdamın kalitesiyle ilgili değil, doğrudan ülkenin dış rekabet gücünü etkileyecek bir şey. Fed'in faiz artırması tehlikeli, ancak bu doların güçlenmesiyle birlikte olursa etkisi daha yıkıcı olur dedi Serhat Gürleyen, İş Yatırım Araştırma Direktörü. Bir önceki bölümde kendi kontrolümüzde olan konuları daha akıllı şekilde ele alsak faydasını görürüz dedi Murat Gülkan. Şimdi dönelim, önce Murat Gülkan'la başlayacağım bu bölüme. İşte Rusya'nın akşam saatlerinde aldığı bir Murat abi bir karar var. İşte Türkiye uçuşları sınırlandırmak değil. Tamamen kapatmıyorlar ama bir sınırlandırma kararı geldi. Şimdi tabii Türkiye'de maalesef vaka sayıları da çok yüksek olduğu için, 50 binlerin üzerinde olduğu için buna çıkıp ya kardeşim Ukrayna ile mesele kızıştı. İşte Ukrayna lideri Türkiye'ye geldi. Rusya da çıkıp bir gün sonra böyle bir adım attı demek vaka sayıları burada olmasa belki daha kolay olabilirdi sanki ama senin de böyle dış politikayı, jeopolitik meseleleri bilirim ki yıllardır çok yakından takip edersin. Kendimize düşen diye az önce yorumlamışsın ya, şimdi bu dış politika, jeopolitik meseleler de biraz bize düşen taraftaki işlerden. Bunun TL varlıkları üzerindeki etkisine dair ne dersin? Çünkü ABD-Türkiye ilişkileri, işte Rusya'yla Ukrayna meselesinde karşı karşıya kaldık mı? İşte Karadeniz'e 2 gemi geçiyor. O gün işte Halkbank hisse senedi en çok değer kazanan hisse senedi oluyor. Bütün bankalar satış yaparken %3,5 yukarıda. Hani böyle bir de bir piyasa hani yorumu da oluyor. Sen sorumu anladın diye umuyorum. Ben bazı şeyleri ortaya döktüm. Senden bir yorum alayım, ne dersin? Şimdi Rusya'nın bu kararının arkasında artan vaka sayıları mı var, yoksa Ukrayna ile ilgili gelişmeler mi var? Bunu bilmek çok kolay değil ama şunu tabii söyleyebiliriz. Kuvvetle muhtemel bir siyasi boyutu var bu alınan kararın. Ancak eğer vaka sayıları bizde bu kadar yüksek olmasaydı, yani böyle işte dünya rekorları, Hindistan'dan fazla vaka vesaire ile boğuşuyor olmasaydık işte iptal olan veya ertelenen Rus turist yerine işte Avrupalı turist gelmesini bekleyebilirdik. İşte İngiliz turist, Alman turist vesaire. Onlar da vakalardan dolayı gelmeyecek büyük ihtimalle. Yani onu görüyoruz. Yani en iyi ihtimalle belki yazın ikinci yarısında gelecek. Tabii Türkiye'nin 2 sene üst üste turizm mevsiminde veya turizm konusunda böyle bir darbe alması, rezervlerin de gelmiş olduğu nokta göz önüne alındığında ciddi bir takım soru işaretleri uyandırıyor. Yani programın başından beri işte yani ne yerli ne yabancı yatırımcının TL yönünde pozisyon almadığından bahsediyoruz. Bunun bir diğer ifadesi bir yani sermaye hesabından bir döviz girişi yok Türkiye'ye. Şimdi yani zaten tüketim hala çok yüksek seyrettiği için yüksek bir cari açığımız var. Bir de turizm eğer istenenden, arzu edilenden daha kötü geçecekse cari açığımız da beklenenden daha da yüksek olacak. Belki o zaman gerçekten ülkeye döviz girişi kaynağı konusunda bazı soru işaretleri ortaya çıkacaktır. Evet ki bugün açıklanan veride 2.6 milyar dolar Şubat ayı cari açık yıllıklandırılmış 37.8 milyar dolarlık bir cari denge verisiyle karşı karşıyayız. Serhat abi, bu Rusya'nın kararı hem genel yorum hem de borsada bir fiyatlamasını bugün, yarın itibariyle görür müyüz? Özellikle havacılık hisse senetlerinde ve genel olarak da borsada bir yeniden ayrışma, kapanma, olası kapanma kararı ya da nispeten kapanma, çünkü bazı seçeneklerle yarın muhtemelen Bakanlar Kurulu karar verecek. Böyle bir yeniden ayrışma dönemine girer miyiz hisse senetlerinde? Ayrışma başladı aslında. Yani Mart ayındaki 2020'nin Mart ayındaki kadar, düzeltiyorum, etkin değil ama bir ayrışma başladı. Havacılıkta satış var. Son 6-7 günde borsanın 3-4 katına yakın gerileme var havacılık hisselerinde. Yine son 1-2 günde gıda perakendelerinde bir alış var. Yani hayat evde güzeldir, evde kalacağız şeklinde. Bilgisayar satan, bilgisayar perakendesi şirketlerinde geçici olarak yükseliş var. Teknoloji şirketlerinde bir parça yükseliş var. Bir fiyatlama var. Turizm tarafını çok etkiler tabii. Eğer salgın kontrol altına alınamazsa turizm tarafında ciddi darbe yeriz. Tahminler 2019'daki kadar güçlü bir turizm değil ama onun 3'te 2'si geçen senenin de neredeyse 2 katına yakın, %70-80 diyelim, bir artış olacağı yönündeydi. Piyasanın, bizim de tahminimiz o yönde. Salgın işi bozar. Ben resmin iyi tarafına bakmak istiyorum. Yani salı günü bir karar alınacak. Muhtemelen kapatma önlemleri belki bölgesel olarak artırılacak veya sınırlı olarak artırılacak ama kapatabilirsek iyi bir şekilde ekonomiyi, daha doğrusu ekonomi açık olacak ama hizmet sektörünü biraz daha kapatabilirsek, bunun sonucunda vaka sayısı Nisan ayı ve Mayıs ayında inebilir ve Haziran'a çok farklı bir salgın profiliyle başlayabiliriz. Tabii burada aşılanmanın da normal hızla gitmesi önem taşıyor. İnsanların da biraz daha bilinçli davranması. Bu anlamda Rusya'nın attığı adım da kendi vatandaşlarını korumak adına, yani onların penceresinden baktığımız zaman da atılmış bir adım olarak yorumluyoruz şu anda. İşin siyasi boyutu var mıdır, yok mudur? Bunu kendi salgınımızı kontrol altına aldıktan sonra anlayacağız. Evet. Vaka sayılarımız azaldıktan sonra Rusya gene böyle bir kararı sürdürüyorsa o zaman siyasi diyebiliriz. Ama şu anda böyle bir yorum yapmak için erken diye düşünüyorum. Evet, Sağlık Bakanı Koca da Rus mevkidaşıyla dün bir görüşme yaptığını, bir heyetin işte bu Muğla, Aydın, İzmir gibi yerlerdeki biz güvenli turizm sertifikası veriyoruz, onları denetleyeceklermiş Ruslar gelip. Ne yapacaklar yani onu da bilmiyorum. Hakikaten turist yok ya, neyi denetleyecekler acaba, burada uyuluyor mu? Geçen sene zaten gelen yani o kadar turist hiçbir yerden gelmezken Ruslar Türkiye'ye geldi, tercih etti. Türkiye'de vaka sayısı da onlar geldiğinde daha azdı yani. Ben öyle hatırlıyorum. Rusya'da vaka sayısı daha fazlaydı ama biz geçen sene... Artık öyle değil ama. Evet, evet artık öyle değil. Son olarak Murat Gülkan, bankacılığı soracağım. Bankacılık endeksinin müthiş bir olumsuz ayrışmasıyla karşı karşıyayız. Bu faiz indirim beklentilerinin belki biraz ötelenmesiyle de belki bir tur daha kurun yukarı gitmesiyle bir tur daha sanki karşımıza geldi. Bu ayrışma ya da bankacılık endeksinde yabancının satışı diyebiliriz nasıl ifade edersek ne zaman sona erebilir? Ucuz diyoruz işte 0.3 piyasa defter değerleri banka hisse senetlerinde özel bankalarda ne diyorsun, nasıl yorumlarsın? Bu tabii bankacılık kesimi pek çok bakımdan ekonomideki olumsuz gidişatın bütün yükünü sırtlayan bir sektör durumunda oldu. Yani bu işte sürekli ekonomiyi canlandırmak için ucuz kredi verilmesine yönelik işte teşvikler diyelim kibarca. Sonucu sektör devasa bir kredi büyümesi gerçekleştirdi. Bu kredilerin tabii verimiyle ilgili işte hangi faizlerden verildi, kimlere verildi, işte bu kredilerin geri dönüşüyle ilgili soru işaretleri zaman içinde ortaya çıkacaktır. Kârlılığa baktığımız zaman çok parlak olmadığını görüyoruz. Yani böyle basında çıkan işte manşet rakamlar şu kadar milyar kâr etti, rekor kırdı vesaire türü. Yani daha popülist açıklamalar değil de biraz daha analitik olarak bakıldığında sektörün öz kaynak verimliliğinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bir de buna ek olarak biliyorsun sürekli bir işte bankacılık sektöründeki sorumlu kredilerin çözümü için bir takım öneriler ortaya çıkıyor. İşte zaman zaman bunların işte ayrı bir fona konması, zaman zaman bunların işte menkul kıymetleştirilmesi, hatta ve hatta bu menkul kıymetlerin Merkez Bankası teminatı olarak kabul edilmesi gibi muhtelif öneriler konuşuluyor. Ama bu sorumlu kredilerin nerede olduğu, ne kadar olduğu bir türlü konuşulmuyor. Yani sektörün resmi rakamlarına baktığımız zaman bu tür konuşmaları gerektirecek bir manzara gözükmüyor. Ama yani işte yaklaşık işte 2017'den beri aynı konuların konuşulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sanırım orada da bir miktar şeffaflık konusunda, inandırıcılık konusunda yatırımcıların kafasında bazı sorular var. Serhat abi sana sorayım. Orada ben bankacılık endeksi ve sanayi endeksi son bir yılın grafiği ekranlara yansıttım. Normalize ettim. Exbank son bir yılda 100'den 85'e aşağı gelmiş. Sanayi endeks 100'den 216'ya gitmiş. Çok net bir ayrışmayla karşı karşıyayız. Ucuz krediyi alan yükseliyor, veren düşüyor diyebiliriz belki buna. Alan elle verene farkı diyebiliriz. Evet. O genelde farklı ifade edilir ama evet buyurun. Yani benim söyleyebileceğim bankalarla sanayi şirketleri farklı ülkede yaşamıyor. Hepimiz bu ülkedeyiz. Ve bu ülkenin makro dinamiklerinden, politikasından, ekonomi politikalarından etkileniyoruz. Bankalar daha doğrudan etkileniyor ateş hattında. Ekonomiye gelen tüm şokları önce bankacılık sektörü üstleniyor. Güçlü bir sermayesi var. Zaten yıllardır temettü dağıtmıyor. Yeni dağıtmaya başlayacaktı. Belki gene önümüzdeki dönemde salgın, 3. 4. salgın gelirse tablo karışabilir. Daha zorlu bir sektör. Bir de şöyle bir fark var. Sanayi şirketlerinde siz seçim yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sanayi şirketi çok güçlüdür ve ihracatçıdır, sattığı malı her halükarda satabilir, pazarı garantidir vesaire vesaire. Bankalarda seçim yapma şansınız çok fazla yok. Yani baktığınızda genel olarak hepsi ülke riski alıyor ve Türkiye riskini taşıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı önce bankaları satıyor. Ben ama satışın artık abartıldığını düşünüyorum. Biz son dönemde sanayi şirketlerine ağırlık verdik. Bankaların ağırlığını düşürdük. Bankalarda bugünden yarına dönüş de beklemiyorum. Ama Kasım ayını hatırlayalım. Yani ümidin ışığını gördüğü zaman da, umut ışığını gördüğü zaman da yatırımcı önce gitti bankalara aldı. Toparlanma olduğunda da gene aynı şey olacaktır diye düşünüyoruz. Yani daha zamanı gelmemiş olabilir ama yaklaşıyor. İyiye gidişatı gördüğü anda yatırımcılar banka hisselerine saldıracaktır. Değerleme sorunu olmayan bir yatırımcı. Yani fonların bunu yapmasını çok zor. Çünkü her gün fiyatları yeniden fiyatlanıyor. Kısa vadeli performansları çok önemli. Kurumsal yatırımcının pozisyon alması zor ama uzun vadeli sabrı olan bireysel yatırımcı bankalarda, bankacılık endeksinde, banka fonlarında neyse pozisyon alabilir. Burada Serhat abi faiz çok cazip olduğuna inanıyoruz. Faiz indirimleri o süreci mi ya da onların başlama süreci mi asıl o dönüşün, o olası dönüşün diyelim ya da başlayacağı yeniden bankacılık endeksinin yukarı gidebileceği dönem olur. Oradaki zamanlamaya dair bir tahminimiz var mı? Yani dünyada ilk toparlanma aslında şok sonrasında Euro tahvil piyasasında oluyor. Çünkü yatırımcı ülkeyi almak istiyor ama ülkenin parasını riskini almak istemiyor. Dolayısıyla ilk işareti CBS'te ve Euro tahvillerde görürüz diye düşünüyorum. Arkadan da bankalar gelir. Yavaş yavaş borsanın düştüğü günlerde banka endeksi daha az düşer, sanayi daha çok düşer. Çünkü sanayide çok yer var düşecek. Yani baktığınızda bazı şirketler %40, 50, 60, %100 neyse artmış durumda. Çok karlı durumda burada yatırımcı. Pozisyonunu satıp çıkabilir, likidite de var. Yavaş yavaş bunun işaretlerini almaya başlayacağız. Henüz alamıyoruz. Yani biz yakından izliyoruz. Peki. Elimizde sihirli bir küre yok maalesef. Peki. Çok teşekkür ederim Serhat Gürleyen. Ağzına sağlık. Murat Salman'ın selamı var. Mektepten abimdir diyor kendisi. G7'den Murat Gülkan'a da selamlarını iletiyor. Murat Gülkan. Çok teşekkür ederim. Ağzına selamlar, sağlık. Sevgiler, saygılar. Tüm dostlara selamlar. Evet, bahaneyle görüşüyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her ikinize de. Amerikan borsalarının kapanışına bakalım. Amerika'da satışla endekslerin pazartesi gününü kapattığını görüyoruz. Dow Jones 0.16, S&P biraz daha yatay, Nasdaq'ta 0.3'e yakın bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. BIST 30 akşam seansının kapanışını da ekranlara getirelim. Bizim borsamız, bizim cephe yatay kapattı 1424 seviyesiyle. Yarın ne konuşacağız? Günlerden salı ekranlara gelecek efendim. Türkiye'den sanayi üretimi, Şubat verisi, perakende satışlar, Almanya'dan ZİV endeksi, OPEC'in aylık raporu ve tüketici fiyat endeksini yarın itibariyle almış olacağız. Bizden bu akşam bu kadar. Birazdan spor saati var. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı karşınızda olacak.